Acun Doğuzkan'ın Felsefe, Sosyoloji, Tarih Gayri programı Altan Çetin'le Çetin Ustalar'ın 19. bölümün 3. kısmına, yani Necmettin Dair'in Mirsadül İvat eserinin Evet. bizim anlatımımızdaki son kısmıyla karşınızdayız. Tabii bu noktada programımızın isim babası olan değerli hocamız Altan Çetin hocamıza merhaba demek istiyorum. Merhaba hocam. Anıl Bey merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Çok İyisiniz inşallah. teşekkürler. Sağ olun, var olun. Hocam, Dostlara selam olsun. dostlar selam Merhabalar. olsun. İlk bölüm bir girişti. İkinci Evet. bölüm aslında bu ilk bölümün toparlaması gibiydi. Şimdi üçüncü kısımda dediğiniz gibi Evet. vezir ve daha çok Evet. devlet idaresinin hani şey Evet, or kısmıyla ilgili bir bölüm olacak ve toparlayıcı bir Evet, bölüm orada olacak. ilkeler koyacak yine. İlkeler önüne gözler önüne sereceğiz. Evet. Ben çok lafı da uzatmayayım. Estağfurullah. Hemen isterseniz başlayalım. Necmettin Dahi Üstad'ın Mirsadül İbat'ın son kısmıyla. Buyurun Evet. hocam. Tabii devlet idaresinde vezir ve vezirin özellikleri hükümdar kadar önemli. Çünkü sistemin dönmesi onun üzerinden ve bakın burada bir hadisle başlıyor. Allah diyor bir padişah için hayır murad ederse ona unuttuğu zaman hatırlatan, hatırladığı zaman yardımcı olan salih bir vezir lütfeder. Şimdi bu çok önemli. Aziz padişahımız bilmelisin ki vezirlik saltanata eş ve yoldaştır. Memleketin temel direğidir. Her padişaha doğru ve açık görüşlü, şefkat sahibi, yeterli donanıma sahip, alim ve ileri görüşlü bir vezir gereklidir diyerek veziri bir yere konumlandırıyor. Diyor ki eğer bir memlekette kamil ve saygın bir vezir hakim olmazsa o memleketin güzelliği, safası, huzuru olmaz. Saltanat bir otağ çadırı gibidir. Onun direği doğru ve ileri görüşlü bir vezirdir. İpleri beylerdir. Çadırın iplerinin bir kısmının büyük, bir kısmının küçük olduğu gibi beylerin de bir kısmı ulu beyler, bir kısmı küçük beylerdir. Valiler, kadılar, alimler ve diğer devlet adamları da çadırın aralarındaki diğer parçalarıdır. Çadırın kazıkları ise padişahın adaletidir. Çadır onlarla ayakta durur. Eğer vezirler, beyler ve ordu haddinden fazla olsa bile saltanat adaletsiz asla kuvvet bulamaz. Tıpkı çadırın direği ve ipleri tamam olsa ancak onun kazıklarından biri olmazsa bu eksikliğin çadırda hissedilmesi gibi. Eğer kazıklardan birkaçı olmazsa çadır ayakta kalamaz. Bakın adalet. Çok ilginç bir devlet felsefesi kurdu aslında çadır üzerinden. Çadır biliyorsunuz gök modelli yerde oluşmuş bir yapıdır Türkler açısından. Hatta camilerin kubbelerinin de çadırdan mülhem olarak yapıldığı söylenir. Hatta camilerin giriş kapılarında biliyorsunuz halı kapılar vardır. Bunlar da çadırdan gelme bir özelliktir. Adeta Türk kozmolojisi göğü yani kutsalı kendisini örnek alarak yurt yani çadır stili kuran sistem üzerinden bakın devlet sistemini özetlemiş bize burada Mirsadül İbad'da Necmettin Dahi. Çok ilginç bir sembolizm var. Çadır üzerinden devlet anlattı bize ve veziri anlattı, beyleri anlattı ve orada da yine getirdi adaleti, hukuku, nizamın merkezine koydu. Çünkü İbni Haldun'dan beri hep anlattık, söyledik ki devletin ortaya çıkış gayesi insanların birbirlerine karşı olabilecek aşırılıklarından, kötülüklerinden onları korumak için bir kanun koyucu, kanun vaazı ortaya çıkmasıdır. Bu kitapta işte o kanun vaazının nitelikleri ve onun yardımcısı vezirle alakalı bilgileri bize aktarıyor. Diyor ki Hazreti Peygamber bu hadisi Nizami Mülk'ün siyasetnamesinde de okumuştuk Anıl Bey. Mülk küfürle ayakta durur ancak zulümle ayakta kalmaz. Saltanat baki kalır küfür ile adalet olursa lakin zulüm ile baki kalmaz adalet olmazsa diyor. Bakın çok ilginç siyasetnamenin vezir kısmının çadırla devlete anlattığı kısmın altına bunu yerleştirmiş. Dolayısıyla da Türk devleti dediğimiz kavramın mefhumundaki esası buralardan görüyoruz ki vezirin yine üç hali var. Kendiyle, Allah'la ve halkla. Vezirin Allah'la olan hali diyor. Doğruluk. Vezir Allah Teala ile kendi arasında her zaman doğru ve dürüst olmalıdır. Bunun anlamı Allahu Teala'nın buyruklarını yerine getirmede samimi ve dürüst olmalı. Yani içinden başka, dışından başka, ikircikli, renkli, gölgeli bir adam olmamalıdır. Yücelik. Çalışması ve gayreti yüce olmak demektir. Vezir gayretini yüce tutmalıdır. Çünkü yücelik hasleti ulu gayretlerle elde edilir.
Bu sebeple vezir dünyanın süslerine, mal ve makamlarına aldanmamalı, dünyanın leş yüzüne başını eğmemeli ve asla iltifat etmemelidir. Üçüncü özellik kararlılık. Din içinde samimi, yakin, doğru ve dürüst olmalıdır. Ayağı sağlam basmaktır. Her işi halk için değil, Hak Teala için yapmaktır. Hak için yaparken halk onu ayıplarsa kimseden korkmamalı ve bundan vazgeçmemelidir. Onlar Allah yolunda cihat eder, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Diğer bir özellik Anıl Bey, tahammül ilkesi. Yer ve gök ehlinin üstlenmekten aciz kaldığı şeriat buyruklarının emanet yükünü çekmekte başına geleceklere tahammül etmelidir diyor. Ve vezirin padişahla olan halleri, doğruluk, zahiri ve batını, gizlisi ve açığıyla padişahla bir olmaktır. Yani padişaha oyunlar yapmamak, onu kandırmamak. Doğruluk, padişahın hayrına, iyiliğine yönelik bir meselede isabetli ve doğru görüşü müsait bir zamanlama ile padişahın huzurunda saltanat adabını ve nezaketini yerine getirerek uygun bir giriş yaptıktan sonra fırsat bulduğunda arz etmektir. Yücelik, ikinci hasleti bu padişahla olan ilişkisinde. Padişah için gayreti ve çalışması yüce olmak ve onun huzurunda yüce bir gayretle hayat sürmektir. Bunu devamlı yapmaktır diyor. Üçüncüsü kararlılık yine. Üçüncü haslet sebat sahibi olma, yani kararlılıktır. Padişah hizmetinde vefalı ve sözüne bağlı olmalı. Yani verdiği her sözü tutmalıdır. Diğer bir özellik tahammülmüş. Dördüncü haslet vezirin tahammül sahibi olmasıdır. Yani bakın, bu Allah'la kurduğu ilişkilerde oluşan, aslında bu çok ilginç bir kendilik oluşturma biçimi. Yani kişi birey olarak Allah'la ilişkilerinde ilkeleri kendi nefsinde, aklında, kalbinde, hayatında oturtuyor. Daha sonra bir makama geldiği zaman o ahlakını padişahla ya da halkla olan ilişkilerine taşıyabiliyor. Zaten bu kişilik gelişimi olmayan insanlar herhangi bir yerde bir mesuliyet aldıkları zaman öncesinde nasılsalar aynısıyla devam ediyorlar. Tahammül ilkesi dördüncü haslet vezirin tahammül sahibi olmasıdır. Vezir üzerindeki yükü taşımakta gayretli, sabırlı, kudretli ve tahammüllü olmalıdır. Vezir her ahvalde memleketin, saltanatın ve milletin iyiliğine ve lehine olan şeyleri padişahın eline koymalı, ilgisizlik ve tembellik göstermemelidir. Her zaman hayırlara vesile ve yardımcı olmalıdır. Bu konuda Hazreti Peygamber Efendimiz padişaha unuttuğunda hatırlatma ve hatırlattığında da yardımcı olması gerektiğini anlatıyor ki vezirin emri altındakilerle halleri diye son başlığı açıyor. Yani vezirin Allah'la, padişahla ve emri altındakilerle. Bakın yine doğrulukla başlıyor. Halka ve emrindeki görevlere karşı doğruluk her zaman onların halleriyle meşgul olmakla, sıkıntılarını gidermekle ve dertleriyle ilgilenmekle gerçekleşir. Dikkat ederseniz ahlaki her ilkenin muhatabına göre bir özellik göstermesi gerekiyor. Yani doğruluk ilkesi Allah'la muhatapken başka bir şekilde, ama siz doğruluğu burada yerleştiriyorsunuz. Padişahla muhatapken başka bir şekilde, emrinin altındakilerle başka bir şekilde. Vezire gerekli olan hususlardan bir diğeri de memlekette bidatlar ortaya çıkarmamalıdır diyor. İkincisi yücelik ilkesi. Bakın az önce bahsettik. İkinci haslet yüceliktir. Vezir tüm halk ve mahiyetine himmetini yüce tutup hayata geçirmelidir. Kararlılık diğer bir özelliği. Üçüncü haslet kararlılıktır. Vezir bütün mahiyetine ve halkına verdiği sözünde durmalı ve ayağa sabit olmalıdır. Padişaha olduğu gibi Allah'a verdiği sözünde duramayan adam diğerlerinde kararlı olması tabi zor olur. Vezire vacip olan hususlardan biri de bir kişiyi bir işe veya makama tayin etmek istediğinde çok dikkatli olmalıdır. İşi hak edene, liyakat sahibine, yani ehline vermelidir. Çünkü dünya ve ahiret makamlarının tamamında eksiklik ve sorunlar, işlerin ve makamların hak edenlere ve ehil olanlara verilmeyip hizmetlerini gören ve sarayda adamı olan, rüşvet veren ve bunları iyi beceren kişilere verilmesinden kaynaklanmaktadır diyor Anıl Bey. Lakin makam ve iş verilmeye liyakatli ve hak sahibi olan pek çok kimse ise gayretlerinin yüceliği, onurlarına sahip çıkmaları ve dini hassasiyetleri sebebiyle dergahın, sarayın etrafını tavaf etmediler.
Layık olmayanlara hizmet etmeyip önlerinde eğilmediler. Hiç şüphesiz hak, hak edene verilmez ise bu haksızlığın vebali ve sorumluluğu padişahın ve vezirin üzerinedir. Padişahlar üzerine de vaciptir ki her işin ehlini talep ederler ve liyakatlerine göre iş buyuralar. Ta ki dini makamlar ehil olmayanların ellerine düşmesin ve padişah, hacipler, naipler gibi mahiyetlerindeki üst düzey görevlerin tüm eksiklik ve kusurlarını araştırıp soruşturmalıdırlar. Ehliyet ve liyakat sahibi ve dini hassasiyetleri olanları tercih etmelidirler. Bakın Anıl Bey, anlattığı devlet nizamında adaletten sonra gelen önemli şey ehil ve liyakat oldu. Görüyor musunuz? Dünya ve ahiret makamlarının diyor, tamamındaki eksiklik ve sorunlar işlerin ve makamların hak edenlere ve ehil olanlara verilmeyip hizmetlerini gören ve sarayda adamı olan, rüşvet veren ve bunları iyi beceren kişilere verilmesinden kaynaklanmaktadır diye uyarıyor kaynak. Gelenek bunu söylüyor. Tahammül, dördüncü ilke. Vezir devlet çadırının yükünün tamamını çeker. Halkın, ordunun ve memleketin yükünü gayret ve şefkatle yüklenip götürür. Halka rahmet nazarıyla bakar. Onlardan bir kusur olursa hemen affeder, hilim ve tahammül gösterir. Yine vezire gerekli hususlardan biri de yorgunluğa teslim olmamalısı, işleri ihmal etmemesidir diyor. Vezirin dost, düşman, eşraf ve diğer halk ile olan münasebetlerinde ve gayretlerinde tahammül, sabır, doğruluk, dürüstlük, emir ve nehi, adalet, hizmet, tevazu, sıkıntı ve meşakkat, vergi, söylemek ve dinlemekten her biriyle hemhal olması kendisine Allah'ın huzurunda bir yakınlık, bir derece ve bir makam elde etme sahibi olur. Ancak bu makamların elde edilmesi nefse uymaktan uzak durmakla ve kibirden ve kendini beğenmişlikten korunmak şartıyla mümkündür. Bakın Anıl Bey, çok ilginç gelir bana bu. Bunu Şeyhoğlu Mustafa'yı okurken de yaşamıştık. Devlet hizmetini Allah'a yakınlaştıran bir ibadete dönüştürmüş bu adamlar. Bu çok hayret verici, çok ilginç bir şey. Tabii modern aklın alması çok zor olan bir şey bu. Ve bu anlamda vezirin ve üst düzey efendim yöneticilerin özellikleri de anlatılıyor. Görüleceği gibi Mirsadul İbad bir yönetim anlayışının ve yönetici tipinin içeriğini, muhtevasını bize anlatıyor. Ve yöneticinin kendiyle, Allah'la ve halkıyla olan ilişkilerini bir takım ahlak ilkeleri çerçevesinde ortaya koyuyor. Kendini bilen Rabbini bilir aslında sözünün çok önemli bir tefsirini bence biz bu Mirsadul İbad'da buluyoruz. Kendini bil sözü aslında ahlaki olanla eğleyerek o kendiliğinde olan hikmeti özümsemek ve bu özümseme sayesinde yakınlaşmak. O sevilen şeye, istenen, rağbet edilen şeye, bu Allah ise o anlamda ona, başka bir şeyse ona. Ama her halükarda sapmaların oluşturacağı sonuçlar, bakın çok açık bir şekilde nizamın fesada uğraması ve bozulması, bunun da oluşturacağı veballer kitapta yine anlatılıyor diyerek bu kısımla ilgili açıklamalarla da iktifa edelim. Gerçekten Mirsadul İbad, Selçuklu Osmanlı çizgisinde hem Alaaddin Keykubat'a sunulan hem de 2. Murat'ın Türkçe'ye çevirtirip okuduğu, devlet aklımıza sirayet etmiş olan önemli bir metin. Dediğim gibi Kutat Kubilik ile Şeyhoğlu Mustafa'nın arasında yer alan çok mühim bir metin. Biz de bu Acunda Us vesilesiyle buradaki iyiliği ve faydayı yaymak ve çoğaltmak adına bu kitabı da böylece değerlendirmiş olduk ki bundan sonraki kısımlarda herhalde yeni bir anlayışla hareket edeceğiz Anıl Bey ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Eyvallah hocam, ağzına sağlık. Bu kitapla da birlikte ve daha birçokları ile birlikte şunu anlıyoruz hocam, aslında zamanların içerisinde ya da insanın yaşamı boyunca ki o mücadelesi içinde suretler farklı ama suretler hep aynı. Evet. Her devirde suretleri farklı olan ama aynı şeyleri yapan, özellikle belli makam ve mevkilerde insanlar var. Ve bunları uyarmak için, bu olmasın diye ortaya çıkmış bilgeler. Ya da bunlar işte, hakikaten bilgelik eserleri yani. Hikmet dolu bilgelik eserleri. Bilgeler var hocam.
Necmettin Daye de aslında bunu kendi dönemi içerisinde çok güzel Evet. Rahmet olsun. göstermiş. Ama okuduğunuz o kısım, özellikle liyakatli olan kısım Evet. aslında gerçekten önemli ki bu inanan için kutsal kitaplarda da var. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de sürekli Evet, geçiyor. evet. Yani işi ehline verin. İşte bunun devlet felsefesine dönüştürüldüğünü, Anıl Bey, devlet aklına dönüştüğünü, milletin hayatında bir anlama dönüştüğünü biz bu eserlerin içinde bunları bulduğumuz zaman görüyoruz. Yani o kitapta bahsedilen şeyler hayatın içine girmiş ve hayatın içerisinde birer bu anlamda çalışmaya dönerek padişahların önüne konulmuş, yöneticilerin önüne konulmuş ve tıpkı Kutadgu Bilig'in hükümdara efendim sunulduğu gibi Türk Hakanlığı, Karahanlılar döneminde bunlar da hep yöneticilerin önüne konulmuş olan eserler. Bu çok önemli. Yani afaki kalmamış o bilgiler. Kitabın içinde duvara bir mahfazanın içinde asılıp kalmamış. Hayatın içerisinde, devlet hayatının, millet hayatının içerisinde yaşamış ve var olmuş bunlar. Evet hocam. Farabi'den beri gelen uzun yolculuğumuz takip edilecek olursa eğer burada anlattıklarımızın aslında peyderpey hepsinde ifade edildiğini, gösterildiğini görüyoruz. Görmek ve duymak isteyenler için nice ibretler var hocam. İbretler vardır. Evet, almak isteyen için Almak tabii. için Hani ama işte almak istemeyen sivrisinek dönemlerde saz, davul zurna az durmaz. demişler. Evet, işte bu kişiler böyle çıkıp bunu Evet. bırakıyorlar ama neyse. Bunlar Burada bizim medeniyetimizin kral çıplak eserleri eserler. aslında. Evet hocam doğru söylüyorsunuz. Ağzı sağlık hocam. Necmettin Daye durağımızı da böylelikle Evet. Mirsad-ı Lübat Tamamlamış olduk. durağımızı da tamamlamış olduk. Ve şimdi hocam esasında bir şey yapıyoruz. Bir döngüye geldik. Bir değişim zamanındayız. Evet. O değişimde şu, biz işte yaklaşık olarak 2-3 yıldır sizle bir yolculuktayız hocam. Genellikle biz 3'er 4'erli kısımlı, bazen 2 kısımlı, daha az ikili olmakla birlikte doğudan ve batıdan çeşitli düşünceleri şey yaptık. Ama şöyle yapıyorduk genellikle, doğuda biraz daha eski çalışmaları Evet, yani klasik klasik metinleri metinleri. Batıda ise daha güncel evet. fikirleri konuşuyorduk. Konuştuk, evet. Şimdi bir değişim yapalım dedik biz hocamızla. Buradan tabii asabı takipçilerimize söylediğimiz şey. Şimdi 20. bölümle birlikte şöyle bir değişim yapacağız. Bu sefer doğuda daha güncel isimleri konuşurken daha güncel düşünceleri. Batı'da ise Batı'nın klasik metinleri üzerinden devam edeceğiz. Tabii aslında 20. bölümü de ona göre seçtik. Normalde Batı olması gerekiyordu. Ama biz tam da böyle bununla ilgili bir kitap yazmış aslında bir kişinin ve tam bu sınırda olduğu için de hem Doğu hem Batı arası olsun diye de şöyle bir Evet. şey yaptık değil mi hocam? Öyle Evet. diyelim. Evet. Aliye İzzet Begoviç'in Düşünce Evet. Dünyası üzerinden devam edeceğiz. Evet. Sonuçta Doğu Batı'nın tam Evet. sınırında bir düşünce. Aynen Ama öyle. aslında bu Batı düşüncesi temelinde çıkacak. Sonra 20. bölümde biz 21. bölümde biz tekrardan doğudan daha güncel bir düşünceyle devam edeceğiz. Aliye öyle ilginç bir kişi ki doğunun batının sınırındaki doğu, doğunun sınırındaki batı gibi birisi. Yani o anlamda sembolik çok önemli İşte durduğu biz bir de o yer var. sembolünü hocam 20. bölümde İnşallah. kullanalım istedik. Uzun bir serüvenimiz de olabilir Ali İzzet Begoviç Evet. ile birlikte. Galip hocamla da 65. bölümde aslında Doğu Batı İslam'ı Doğru. konuşmuştuk. Ama o tabii bir kitap yorumuydu. Bu sefer biz daha genel olarak düşünce dünyası, üst Hı. dünyası üzerinden devam edeceğiz. İnşallah. İnşallah faydalı olur. Bunu da İnşallah. duyuralım. O yüzden 20. bölümde Ali İzzet Begoviç Evet. için düşünce dünyası üzerinden yolculuğumuz devam Evet, edecek. inşallah. Hocam son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa. Efendim, Albayrak'ın gölgesinde tabii memleketimize selam olsun. Herkese sağlıklı, esen, huzurlu, sükunetli günler diliyoruz. Bizi izlemeye zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz efendim. Eyvallah hocam ağzına sağlık. Ben de esenlikler diliyorum ve yeni yani Altan Çetin İçerisinde'nin yeni sürecinde de 20. bölümle birlikte İnşallah. görüşmek dileğiyle inşallah. Herkes kendine esen baksın. Hayırlı günler dileriz.